2010 yılında pnömoniden dolayı akciğer ameliyatı oldum. Sol taraftaki akciğerimden dörtte üçünü alındı. Tek parça kaldı. O da görev görmüyor. Hastalık sürecimi ilk başta boğaz ağrısı, bir de yüksek ateş belirtileriyle hastaneye başvurdum. Doktor bana da bademcik hastalığı olduğunu söyledi. 3 gün sonra ailemde, annemde hastalık çıkınca ben de test vermeye gittim. Meğerse test sonucu pozitif çıktı. O esnada 10 gün hastalığımdan dolayı, pnömoni, tek akciğer hasta olmandan dolayı 9 gün hastanede yattım. Doktorların vermiş olduğu ilaçları kullanarak 9 gün sonunda taburcu oldum. Geldik, 14 günlük karantina sürecini evde geçirdik. Yani. Toplamda bu hastalığı 24 günde ancak bitirebildik. Bu hastalık şakaya alınacak bir hastalık değildir. Gencidir, yaşlısı fark etmiyor. Bu hastalık kapan kişiyi zor duruma koyuyor. Bu hastalığı başta almamak gerekir. Hijyene, sosyal mesafe, bir de maskeye dikkat etmek gerekir. Bu hastalık sürecinde bizleri yalnız bırakmayan eş, dost, akraba ve iş yeri arkadaşları, ayrıca bizleri hastalık sürecinde kendi evlatları gibi bakan sağlık çalışanlarına çok çok teşekkür ederiz. Sağlık çalışanları bu ülkenin göz bebeğidir. Sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmamalıyız. Çok şükür tek akciğerli olmamıza rağmen bu korona sürecini başarılı bir şekilde atlattık. Kimseye bulaştırmadan sosyal mesafe, hijyen, artı maske kurallarına uyarak başkalarına da bulaştırmadık. Tekrar kapmayacağız diye bir şey yok. Yani bu hastalık tekrar ve tekrar bulaşma riski vardır. Bu hastalığı tekrar bulaşmamak için devletimizin koymuş olduğu kurallara uymak gerekir. Hijyen kurallarına, maske kuralına, sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekir. Koronavirüsü aile içinden bulaşan bir hastalık. Yani aile ziyaretinde bulaştı. Yani o şekilde bize bulaştı yani. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Yani küçük bir hastalıktır. Nereden gelindiği bilinmiyor. Yani kimisi taşıyıcı, kimin bulaşıcı olduğu ve kimin o hastalığa kapıldığı pek fazla belli olmuyor yani. İlk başta aşırı öksürük sebebiyle ve balgamlı öksürük sebebiyle hastaneye gittim küçükken. Böyle 8 yaşlarında. Doktor esnada bana bronşit olduğunu ve tedavisi kontrollere gelerek iyileşeceğini söyledi. Yani bu hastalık zamanla böyle yayıldı. Bu hastalık iyileşilmedi. Bu hastalık bronşitten pnömoniye, akciğeri çürümeye başladı. 2010 yılında Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve bu akciğerin derhal alınması gerektiğini söyledi. Yoksa diğer akciğere de bulaşma riskinin olduğunu söyledi. 2010 yılında başarılı bir operasyon sonucu sol akciğerim alın, dörtte üçsü alındı yani. Soğuk algınlığı deyip geçmemek gerekir. Küçük çocuklardaki soğuk algınlığı ileride böyle büyük hastalıklara davetiye çıkaran bir hastalıktır. Küçükken soğuk hastalığı geçiren çocuklara şimdiden dikkat edelim yani. Yani bu virüs hastalığı bende ilk başta boğaz ağrısı bir de yüksek ateşle çıktı. Erken teşhis ve tedavi sonucu hastalığın akciğere inmesine müsaade etmedi hekimler. Bu konuda onlara teşekkür ederiz yani. Yani 9 günlük hastane sürecinde verilen ilaçlar ve tedaviler sonucu ve dualar neticesiyle başarılı bir şekilde hastaneden ayrıldık. Şuradan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerini ve şükranlarımızı sunarız. Evet.